kırmızı kart görmemesi, Galatasaray'ın kırmızı kart görmemesi bence yılın olayı diyor. Samsun Sporlular programa final stadyumunun değiştirilmesi yönünde mesaj yollayabilirler. Final stadyumunu beğenmemiş Samsun Sporlular. İstanbul'da Başakşehir'in stadında oynanacak. Niye? PTT 1. Lig'in halı finali. Halı. Bilmiyorum neden. Belki tribün az diyemez. Onun için düşünüyorlar. Yok, tribün de az değil aslında, o kadar değil. Yani 25-30 bin kişi. Doğru. Şeyden, Samsun'dan az değil en azından. Doğru. Doğru. Simay Mustera'nın Beşiktaş maçındaki gol sevinci koşusu demiş. Kadir Sefer, bana göre sezonu kötü bitiren Fenerbahçe'de hem Aziz Yıldırım hem de İsmail Kartal ve bazı oyuncuların hala kulüpte kalması demiş. İsmail Kartal bugün görevinden ayrıldı. Akşam saatlerinde gelen haberler bu yönde sayın seyirciler. Ahmet Yavuz Değer, Ali Kopter, Samsun Spor, evet, finalin yerine değiştirilmesini istiyor. Samsunlu taraftarlar bir anda böyle bir mesaj bombardımanına da... Hakikaten sebebini de yazsalar sebebini çok iyi olur. Yani ne, hangi sebepten? Ha, yani işte ben de onu söyledim ya, 25 bin İzmir Atatürk'te de olsun o zaman. Yani, yani PTT 1. Lig finalinin kapasitesi küçük Başakşehir stadında oynatılması... O değişmiyor zaten. Yani o verildiği takdirde o karar değişmiyor. Yıkılmıyor. 17.300 kişilikmiş. Evet, daha küçük. Stadın kapasitesi. Çok da haksız değiller 17.000'se. Evet, eğer öyle yani, bir şey... Şimdi görüntü ama... şöyle. Görüntü şöyle. Dün akşamki maçlardan sonra. İki önemli kentimizin takımı. Antalya ve Samsun takımları finale yakın. Ve oradan gelecek taraftarların sayısı da gerçekten fazla olabilir. Belki federasyon bunu dikkate alır ama Samsun Spor geçen sene... Finalde İstanbul'da seyircisiz oynadı. Oynamak zorunda kaldı. Federasyonun verdiği cezadan dolayı. İç sahadaki cezasını orada infaz ettiler diye. Evet. Ve bu senede 3 puanı silindi. Yani Samsun Spor'un bu şanssızlıklar artık yakasını bıraksın. Dün akşam da müthiş oynadılar. Antalya Spor'la müthiş bir final gibi görünüyor. Peki diyelim ki Samsun Antalya finale kaldı. Antalya'nın da böyle bir talebi olursa federasyon bunu değiştiremez mi? Değiştirebilirler. Daha büyük bir stada olabilir. Yani eğer seyircinin böyle bir talebi varsa, hani hakikaten o kadar çok seyirci izlemeye gelecekse böyle bir finali daha, yani kapasite, seyirci kapasitesi büyük bir yerde oynanması daha makul. Hani İstanbul'da oynanacaksa Türk Telekom Arena olabilir. Şükrü Saraçoğlu olabilir. Evet. Evet, bunda federasyonun kesinlikle seyircilerin ve futbol severlerin temaşa ki, burada yani gelsin lazım. Seyretsin daha çok insanın, doğrudur. Yani bütün parayı seyirciden alıyorsunuz ama ondan sonra onlar bir şey isteyince yapmıyorsunuz. Eğer iki kentin de isteği bu yöndeyse ve biz çok fazla geleceğiz, en az 15 bin Samsun'dan, 15 bin de Antalya'dan geliyoruz diyorsa seyirciler, federasyon buna kulağını tıkamamalı. Ya Erdoğan abi, biz de böyle diyoruz ama şimdi ikinci maçlarda ne olacağı da belli değil. Futbol tabii, yani, canım, futbol yani. Yani Samsunlular paçayı sıvadı. Antalyalılar paçayı sıvadı ama o dereyi gelmeden geri dönebilirler yani. Tabii ki. Bu dereden zor dönülür. Zor da. Alanya maçını olasılık var mı? Var. Alanya maçını düşündüğüm zaman Alanya cephesi de biraz hayal kırıklığı yaşıyor. Hüseyin Kalpar'la yollar yani onlar bırakmışlar zaten. Biraz o cephede. Yani çok yüksek bir ihtimal. Adana Demirspor bırakmaz. Adana Demirspor sonuna kadar savaşır. Yani Adana takım savaşmasa seyirci savaşır. Yani Adana, seyirci Adana bir şey yapmaya çalışır. Adana Demirspor'la ilgili çok küçük